ekosistemiyle, endemik bitkileriyle, florasıyla, faunasıyla, Kaz Dağları silsilesinin bir parçası olan şu an içinde bulunduğumuz alanda ve Çanakkale'nin tek içme suyu ve tarımsal sulama suyu olarak da kullanılan Atikhisar Barajı Havzası'nda 195 bin ağacın öncelikli olarak kesildiği, aynı zamanda siyanür gibi tehlikeli kimyasalların kullanılarak yapılacak bir elde etme işlemine bu yörede izin verilmesinde herhangi bir kamu yararı var mıdır? Bunu sorgulamamız gerekir. Son ruhsatlandırma ve faaliyete başlama 2011 senesi, 2012 senesi. O günden beri biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Peyderpey ilerlediler. Biz de her faaliyetlerini ilerlettikçe eylem yapıyoruz. Duyuru yapıyoruz, mahkeme açıyoruz. Çanakkale'de olsun, kamuoyunda olsun, aşama aşama bunu anlatıyoruz. Biz verilen ÇED olumlu raporunu zaten kabul etmiyor, bunun iptalini talep ediyorduk. Buna rağmen şirketin kendi hazırladığı ÇED raporunda ve ilgili yasal kurumlar tarafından ilgili idari işlemlerin işlemlerce onaylanmış bir ÇED raporunda vaat edilen 45 bin ağaç kesiminin de üzerinde Tema Vakfı'nın verilerine göre 195 bin ağacın kesildiği bir bölgeyle şu an karşı karşıyayız. Bu aynı zamanda şirketin ÇED olumlu raporunun iptaline ilişkin dava süreçlerinden bir sonuç alınamasa bile şirketin ruhsatının iptalini gerektiren yeni bir süreci başlatacak. Buradaki insanların derdi partilerden bağımsız, şirketlerden bağımsız, işte veya toplum örgütlerinden bağımsız bir sivil girişim. İnsanlar burada gerçekten doğayı, kesilen ağaçları, burada yok olan ekolojik sistemi, yuvası kalan hayvanların peşinde. Bunun dışında başka hiçbir derdimiz yok. Ben nefesimi bu doğa sayesinde alabiliyorum. Ve bu doğa olmazsa ne ben, ne benim gelecekte çocuğum, ne canlılar, hiçbir şeyin var olmayacağını biliyorum. Ve burada yapılan çalışmalarda bizlere ve geleceğimize ne kadar zarar verebileceğini düşünebiliyorum, araştırıyorum, sorguluyorum ve evet bu olmamalı diyebiliyorum. Dolayısıyla buradayım. Gençler var, yaşlılar var, 7'den 70'e birçok farklı kültürden, Türkiye'nin dört bir yanından insanlar var. Burada herkes aslında doğaya olan sevgisini göstermeye ve doğaya yapılanın karşısında olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu anlamda biz tüm Türk milletini, Türkiye'nin bütün paydaşlarını bu alana bekliyoruz ki burayı bir görsünler.